21 yaşında bir erkek cüce, testosteron azlığı, karaciğer ve dalağın büyümesi, sert kuru cilt ve mental gerilik, toprak yeme ve demir eksikliği anemisiyle başvurmuş. Ve bu kişilere, bu 4 hastaya çinko yeterince verilince hastaların tabii ki büyüme, gelişme geriliği değil ama geri kalan tüm bulguları gerilemişler, hepsi düzenlenmişler. Bu kişilerin testosteron azlığı ki infertilite, çocuk yapılmamasına neden olur, büyük ölçüde gitmiş. Merhaba. Bugün çinko yetmezliği ile ilgili bir metin paylaşmak istiyorum. 2003 yılındaki bir makale çok hoşuma gitti. Makalenin yazarı Ananda Prasad, emekli bir dahiliyet profesörü Wayne Üniversitesi'nden. 1961 yılına dek çinko eksikliği insanlarda gösterilememiş ya da böyle bir şey olduğunu fark edilmemiş. 1958 yılında İran'da Şiraz kentinde 21 yaşında bir erkek cüce, testosteron azlığı, karaciğer ve dalağın büyümesi, sert kuru cilt ve mental gerilik, toprak yeme ve demir eksikliği anemisiyle başvurmuş. Alışılmadık bir diyeti var bu erkeğin. Hayvansal proteini neredeyse sıfır. Hiç de şaşırtıcı değil. Çünkü Hinduizme çok yakın yerler buralar. Sadece mayasız ekmek yiyor. Her günde 0,5 kilo kil yiyor. Garip gelebilir bize, pika diye hastalık diyoruz ama gerçekten de gerek Hint kültüründe gerek Orta Asya kültüründe toprak ve kil yemek bir sağlık işlemi gibi algılanıyor. Bizim hacamat macamat gibi. Ben Kırgızistan'da pazarda satılan taş parçaları ve killer görmüş. Buna ne olduğunu sorduğumda da sağlık için yiyoruz demişlerdi. Bir tane de yediğimde hatırlıyorum, acaba ne yapıyor bu diye satın alıp. Bir demir eksikliği saptanmamış bu kişide. 3 hasta daha görülmüş buna benzeyen aynı bölgeden. Muhtemelen kültür aynı, beslenme aynı. Büyümedeki gerilik ve testosteron azlığı açıklanamamış demir eksikliğiyle. Çünkü en ağır hayvan modellerinde, demir eksikliğinin en ağır uygulandığı hayvan modellerinde bile bu tip şeyler görülmemiş. Bunun üzerine araştırmışlar. Krom, mangan, kobalt, magnezyum, çinko gibi bunları tek tek verip eksilterekten sonra şunu fark etmişler. Sadece çinko eksikliği testislerde işlevi bozup testosteronu azaltıyor ve gelişme geriliği yapıyor. Bunun üzerine iyice incelendiğinde aslında bitkisel besinlerdeki o bitkisel proteinler, fitatların hep demiri azalttığını söyleriz. Bu yüzden demiri aç karna almalarını öneririz. Ama çinkoyu da azalttığı saptanmış. Bunlar bu kişilere, bu 4 hastaya çinko yeterince verilince hastaların tabii ki büyüme, gelişme geriliği değil ama geri kalan tüm bulguları gerilemişler, hepsi düzenlenmişler. Benzer hastalara Mısır'da da rastlanmış ve çinko nasıl ölçülebilir, 24 saatlik idrar damı gibi gibi pek çok şey araştırılıp bunlar da çinko saptanıcı yerine konmuş. Bu kişilerin testosteron azlığı ki infertilite, çocuk yapılmamasına neden olur, büyük ölçüde gitmiş. 1973 yılında iki araştırmacı akrodermatitis enteropatika diye bir hastalık tanımlamışlar ilk kez. Bu hastalık burada da göreceğiniz gibi 3 türü var. Biri konjenital, geri kalan sonradan edinilenlerinden. Derinin iyileşmesi çok zor olduğu için bu kadar kırmızı çocukların hani pişik oluyor ve iyileşmiyor. Neden? Deri kendini savunamıyor. 3 ayrı formu var ama hepsinde bağırsaklardan çinko emilimi sorun. Çinko emilimi sorunu olduğunda bu çocuklar karanla uyum sağlayamıyorlar. Ciltlerinde çok ciddi eritemler, lezyonlar oluşuyor. Büyüme gelişme geriliği oluyor. Kuru bir ciltleri oluyor. Dalak büyüyor gibi gibi pek çok bulguları oluyor. Bunu neden vurgulamaya çalışıyorum? Hani çinko aslında yetişkin insanlarda daha sonra çalışılmamış ama depresyonda da çok etkili olduğunu biliyoruz. Psikotik bulgularda etkili olduğunu düşünüyoruz. Özellikle tahıl ağırlıklı beslenen toplumlarda çinko eksikliğinin çok daha fazla görülüyor. 33 araştırmada meta analiz yapılmış ve çinko eksikliği bulunan çocuklarda pek çok nörofizyolojik bozukluk saptanmış. Özellikle de akut ve kronik ishaller, solunum yolu hastalıklarında ve ölüm oranında düşme olmuş çinko eklendiği zaman. Yani ishal çinko eksikliği yapabildiği gibi çinkonun eksikliği de bunu yapabiliyor. Enfeksiyona karşı çok ciddi direnç kaybettiriyor. Çünkü T hücrelerimiz bizim thymus hormonuyla devreye giren T hücrelerimiz immün sistemimizin çok önemli bir parçası. Zaten thymus'tan kaynaklanan T hücresi deniyor. Bunların doğal killer, doğal böyle öldürücü, yabancı mikropları yakalayıp öldürücü olan hücrelerinin eritici işlevleri için, yakalayıcı ve eritici işlevleri için çinko elzem. Eğer bunu vermezseniz bu hücreler bu görevlerini yapamıyorlar ve bu insanlar çok daha fazla enfeksiyona yakalanıyor. Bu olaylardan sonra çinkonun pek çok hani malabsorpsiyon, emilim bozukluğu sendromları, kanser, kronik hastalıklar gibi kanseri sonunda bir daha vurgulayacağım. Kök sebepleri arasında en azından etkili olduğu saptanmış. Göz sağlığı
üstüde maküler dejenerasyon dedikleri göz sinirlerinin dejenerasyonuna giden bir hastalıkta çinko eksikliğinin önemini söylemiş ki bu genetik çinko hastalığı akrodermatitis enteropatikanın içinde karanlığa uyumda zorluk çekme yani bizim gibi adapte olamama da var. Çinko 300'den fazla katalitik aktivite gösteren enzimde kofaktör. Bu yüzden de pek çok gen 200'e yakın olduğu gende ki 2003 yılında saptanan şey bu. Etkili olduğu gözlenmiş. Çinkonun önemini şöyle düşünün. Embriyo oluşurken 3 kat çocuk yani embriyo halindeyken ektoderm dış katman, mezoderm orta katman ve endoderm. Ektodermden hem sinir hücreleri oluşuyor, merkezi sinir sistemi ve onun uzantıları hem de diri ve ekleri oluşuyor. Örneğin saçın döküldü dediğinizde her ciddiyeci size hemen çinko takviyesini düşünür eksikliğini. Fakat sinir sistemine ilgili bir şey düşündüğümüzde kök aynı, kök hücreleri aynı, işleyiş mekanizmaları aynı. Derinizin çok önemli bir kısmı sinir sisteminin alıcılarıyla dolu. Yani santimetre karede binlerce, yüz binlerce, milyonlarca. Ama nedense buradaki çinkonun eksik ya da fazla olabileceği düşünülmüyor. Fazla olabilir mi? Evet. Evet, fazla da olabilir. D3 hormon gibi çalışan önemli vitaminlerden biri ve çinkonun fazlalığı da sorun. Çinkonun fazlalığının tümör yayılımını arttırabileceğini düşünüyoruz. Bu yüzden ölçülerek verilmelidir. Enfeksiyonlardaki önemi nedeniyle artık çinko içeren grip hapları çok yaygın ama bir bakılmasında fayda var. Eksiklik düşünüyorsa, herhangi bir belirti düşünüyorsa ya da çok uzun süre alıyorsanız bunun fazlalığı ile ilgili bir vaka sunumu okumadım ama tümör yayılımını arttırabileceği düşünülüyor. Makale eski ama tarihini anlatması açısından çok ilginç. Paylaşmak istedim. Sarptığınız için çok teşekkür ediyorum.